Hilmi hocanızdan, Sahnelen hocasından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda köklü ifadeler konusuna başlayacağız. Köklü ifadeler konusunu iki videoda işleyeceğiz. Birinci videoda temel bilgilerini vermeye çalışacağız arkadaşlar. Toplama çıkarmadan bahsedeceğiz. İkinci videomuzda ise çarpma, bölme, denklemler tarzında devam edeceğiz. Videolarımız gümbür gümbür gidiyor, konularımız gümbür gümbür ilerliyor. Sizler de takip ediyorsunuz, çok mutlu oluyorum. Yine bugün de sımsıkı sıkı bir şekilde hazırsanız arkadaşlar konumuza başlayabiliriz. Tanımla başlayalım. Bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma işlemi denir. Ne demek istiyoruz bu? Tabi sembolümüzde gösterelim. Karekök sembolümüz gördüğünüz gibi şu semboldür. Yani karekökün içine bir sayı yazıyoruz. Karekök içine atıyorum 4 yazalım. Bu ne anlama geliyormuş? Hangi sayının karesi? Yani 4 hangi sayının karesidir? 2'nin. Bu karekök işlemi. Peki arkadaşlar, bu kökün derecesi diye bir şey vardı. Böyle bir şeyler duymuştuk hocam biz. Kökün derecesi aslında şuraya yazılır. Bakın mesela küp kök 8. Bunu da anlatalım. Peki hocam, yukarıdaki karekökün derecesi ne? Karekökün derecesi arkadaşlar, görünmeyen derece her zaman 2'dir. Yani derece görünmüyorsa biz onu 2 olarak algılayacağız. Peki derece 3 ne anlama geliyor? Küp kök 8 ne anlama geliyor? Hangi sayının kübü 8'dir anlamına geliyor. 2'nin kübü 8'dir. Mesela küp kök 27. Hangi sayının küpü 27'dir demektir bu. Neyin küpü 27'dir? 3'ün küpü 27'dir. Karekök 16 ne anlama geliyor? Hangi sayının karesi 16 anlamına geliyor? O da 4 olmuş oluyor arkadaşlar. Temel bilgiyi verdikten sonra ilerleyelim. Burada bazı özel güzel bilgiler vereceğiz ve bunları sorular içerisinde kullanacağız birazdan. Bazıdan ileride tekrar karşımıza çıkacak özellik olarak, ama temel bilgiler olduğu için burada anlatmak istiyorum. Bakın, birinci noktamız şu. X eşittir n'inci dereceden kök a ise x üzeri n a'dır. Hemen örneğini verelim. Biraz önce yapmıştık. Bakınız, 2 eşittir küp kök 8 ise, yani burada x 2 olmuş oluyor, n 3 olmuş oluyor, a 8 olmuş oluyor. Ne diyor kural? X üzeri n a'dır diyor. Yani 2 üzeri 3 8'dir demek istiyor. Kural bu. İkinci maddemizde, ikinci noktamız ne? Bu daha çok köklü ifadeyi üslü ifadeye çevirme kuralı arkadaşlar. N'inci dereceden x üzeri a şeklindeki ifadeleri biz üslü ifadeye çevirirken şöyle çeviriyoruz. X üzeri içerideki sayının kuvveti bölü kökün derecesi şeklinde çevirmiş oluyoruz. Birazdan yapacağız ama hemen temel bir örnek vereyim. Karekök 3 mesela, üslü sayıya nasıl çevrilir? Burada görünmeyen kuvvet 1'dir. Görünmeyen derece 2'dir. 3 üzeri 1 bölü 2 olarak çevrilmiş olur arkadaşlar. Üçüncü noktamıza gelelim. X sıfırdan büyük eşit olduğu müddetçe kökün derecesiyle içerideki sayının kuvveti eşitse gördüğünüz gibi bunlar gider. Dışarıya ne olarak çıkar? X olarak çıkar. Tabii x'in pozitif olma durumunda direkt böyle yapabiliyoruz. Ama bazen negatif de olabiliyor. Ya da bilmiyoruz, harf olarak karşımıza çıkıyor. O zaman da şöyle yapıyoruz. Eğer n tek sayı ise bunlar gittiği zaman içerideki ifade aynen çıkıyor. Ama n çift sayı ise arkadaşlar, içerideki ifade mutlak değer olarak çıkmış oluyor. Son noktamızı da söyleyip örneklere geçelim. N'inci dereceden kök içerisinde x üzeri n dediğimiz zaman biz bu n'i içeri alabiliyoruz. Yani şöyle yapabiliyoruz. Böyle yaptığımız için de bu x olarak dışarı çıkmış oluyor. Tabii ki de burada pozitiflik, teklik, çiftlik de yukarıda anlattığımız gibi önemli. Örneklerde bunları pekiştireceğiz arkadaşlar. Özetle karekök demek ne demekmiş? İçerisi neyin karesi demekmiş. Küpkök demek ne demekmiş? İçerisi neyin küpü demekmiş. Yeni nesil temel bir soruyla başlayalım arkadaşlar. 2019 TYT'de çıkmış bir soru. Okuyalım. Aşağıdaki, yani şunu da söyleyeyim. Köklü ifadelerden bir tane mutlaka geliyor. Bir soru mutlaka soruyorlar. Ve öyle çok korkutucu bir soru da olmuyor. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranıyla bir kesir ifade ediliyor. Zaten rasyonel sayılarda bunu görmüştük. Bakınız, burada 16 tane kare var. Kaç tanesi boyalı? 9 tanesi. 9 tanesi boyalı olduğu için bizim kesrimiz 9 bölü 16. Bu kesrin karekökünü eşit olan kesri ifade etmek için
Haydi bakalım. Yani karekök 9 bölü 16'yı ifade edeceğiz. Karekök 9 bölü 16 ne demektir? Biraz önce söylemiştim. Karekök ne demekti? Neyin karesi 9 bölü 16'dır? Neyin karesi 9 bölü 16'dır? 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16'dır. Dolayısıyla biz bu 3 bölü 4'ü elde etmek için, bakınız bu kesrin karekökün eşit olan kesri, yani 3 bölü 4 ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesini daha pembe renge boyanmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 3 bölü 4'ü elde edeceğiz. Fakat burada kaç tane kare var? 16 tane kare var. O zaman ben bunu 4 ile genişletirsem 12 bölü 16. O zaman ben 12 bölü 16'yı elde etmem gerekiyor. 16 tane karenin kaçını boyamam gerekiyor? 12'sini boyamam gerekiyor. Zaten 9 tanesi boyalı. O zaman 3 tane daha boyarsam 12 bölü 16 olmuş olur. O da 3 bölü 4 olmuş olur. 9 bölü 16'nın karekökünü eşit olmuş olur değerli arkadaş. Evet, şimdi yine temel bilgilerimizle ilgili bir sorumuz. 7. dereceden kök eksi 1 diyor. Arkadaşlar şöyle diyor. Eksi 1 neyin 7. kuvveti? Eksi 1'in 7. kuvvetidir. Bu da dışarı ne olarak çıkar? Bakınız buradaki derece de 7, içerideki kuvvet de 7 olunca bunlar gidiyordu. Tek olunca aynen çıkıyordu. Çift olsa mutlak değer olarak çıkıyordu. Dolayısıyla eksi 1 olarak yazabiliriz. Şöyle de bir tüyo vereyim size. Eksi 1'in bütün tek dereceli kökleri eksi 1'e eşittir. Küp kök eksi 1 de eksi 1'dir. 5. dereceden kök eksi 1 de eksi 1'dir. Peki karekök eksi 1 nedir hocam? Arkadaşlar karekök ne demekti? Neyin karesi demekti? Eksi 1 neyin karesidir? Neyin karesidir eksi 1? Hiçbir reel sayının karesi eksi 1 değildir. O zaman eksi 1, kök eksi 1 pardon, reel sayı değildir. Bunu da birazdan tekrar göreceğiz. Şunu özet olarak tekrar söylemek istiyorum. Eksi 1'in bütün tek dereceli kökleri eksi 1'dir arkadaşlar. Zaten içerideki sayı eksi olduğu zaman, derecede çift olduğu zaman o dışarıya çıkamaz. Birazdan göstereceğim. 8. dereceden kök 0'a gelelim. 0'ın bütün köklü ifadeleri 0'dır arkadaşlar. Çünkü 0, 0 üzeri 8 olarak da yazılabilir. Dolayısıyla bunu 0 yazabiliriz. Karekök 0'da 0'dır, küp kök 0'da 0'dır. Bu şekilde düşünelim. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar 6. dereceden kök içerisinde eksi 3 üzeri 6. İşte biraz önce ne demiştik? Dereceyle içerideki sayının kuvveti eşitse gidiyordu. Tekse aynen çıkıyordu. Birinci şurada yaptık bakınız. 7. dereceden kök içerisinde eksi 1 üzeri 7'yi anlatırken 7'leri götürdük. Tek olduğu için eksi 1 olarak çıktı. Burada da 6'ları götürüyoruz ama çift olduğu için mutlak değer eksi 3 olarak çıkacak. O da 3 olmuş olacak arkadaşlar. Gelelim buraya. 5. dereceden eksi 2 üzeri 5. Bunu da şöyle yazabiliyoruz. Üstü sayılardan hatırlayın. Eksinin tek kuvveti eksi olarak dışarı çıkıyordu. Onu biz parantezli yazmış olduk. Dolayısıyla şunlar gitti gördüğünüz gibi. Tek olduğu için de aynen çıkartmış olduk. Şöyle bir bilgi de vereyim size. 5. dereceden kök içerisinde eksi 2 üzeri 5'i yaparken bu eksiyi dışarı atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir kuraldır. Ama ne zaman atabiliyoruz dışarıya eksiyi? Derece tek olursa atabiliyoruz. Burada da bakın 5'leri götürüp tek olduğu için zaten sorun yok diyerek 2 olarak dışarıya çıkartabiliriz. Buradan da eksi 1 artı 0 artı 3 artı 2'den sonucumuz 4 olmuş oluyor. Şimdi gelelim köklü sayılarda tahmin olayına. Bunu eskiden çok fazla anlatmıyorduk. Fakat yeni nesil soru tiplerinde TYT ile beraber ÖSYM bizden bunu istiyor arkadaşlar ve buna benzer sorular soruyor. Birazdan da göreceksiniz. Köklü sayılarda tahmini şöyle okuyalım. Tam kare olmayan, kök kare kök dışında tam olarak çıkamayan. Ne demek istiyor? Mesela kare kök 4'ü biz dışarı nasıl çıkartıyoruz? Neyin karesi 4? 2'nin diye çıkartabiliyoruz. Ya da küp kök eksi 2'yi nasıl dışarı çıkartabiliyoruz? Eksi 8'i pardon. Neyin küpü eksi 8? Eksi 2'nin diyerek dışarı çıkartabiliyoruz. Ama mesela kare kök 5 düşünün. Neyin karesi 5 deyince bir tam sayının karesinin 5 olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla tam kare olmayan, yani karekök dışında tam olarak çıkamayan bir sayının karekökünü tahmin ederken, karekök 5'i örneğin, sayıya en yakın ardışık iki tam kare doğal sayı bulunur. Sayının tahmini karekökü bu iki tam kare sayının karekökleri arasındadır diyoruz. Yani
Karekök 5'i düşünelim şimdi. İçini düşüneceğiz arkadaşlar. 5 sayısı neyin karesiyle neyin karesi arasındadır? 5 sayısı değerli arkadaşlar 2'nin karesiyle 3'ün karesi arasında olduğu için hangi ardışık 2 tam sayı diye düşüneceksiniz. 2'nin karesi ile 3'ün karesi arasında olduğu için kök 5 sayısı da 2 ile 3 arasındadır diyeceğiz. Tahminimizi bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, yeni nesil bir soruyla karşı karşıyayız. İki bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliğindedir. Şekilde de gösteriyor zaten. Görüyoruz diyoruz soruya. Buzdolabının üst bölmesinin üzerine uğur böceği şeklinde bir süs, ne deniyor buna? Magnet deniyor. Aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Yandaki gibi diyelim, yan tarafta. Buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yerden yüksekliği hangisi arasında hangisi olabilir diyor. İşte burada bakın, bu soruyu algıladıktan sonraki kısım kolay. Zaten yeni nesil soruların birinci hamlesi soruyu algılamak. Algıladıktan sonra temel bilgileri kullanarak soruyu çözmek. İşte bu sorunun en büyük problemi soruyu algılamak. Algıladıktan sonra basitmiş hocam diyeceksiniz. Burada neyi görmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bu magnet, bu süs yerden yüksekliği net bir şekilde belli değil, gördüğünüz gibi bilmiyoruz. Sadece ne ile ne arasında olduğunu biliyoruz. Buna x dersek biz yerden yüksekliğine. Bu yerden yüksekliği 1,5'tan büyüktür. 1,5 ile yarımı toplarsanız 2 metre yapar. Yani buzdolabının tamamen boyu 2 metre olmuş oluyor. Yerden yüksekliği 2 metreden küçük, 1,5 metreden büyüktür. İşte eskiden sorular nasıl soruluyordu? 1,5 küçük x küçük 2 verilip x aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyordu. İşte şimdi biz şekilden bunu söylemeye çalıştığını, sormaya çalıştığını anlamamız gerekiyor. Peki aşağıdakilerden hangisi olabilir bu x? Kök 2 olabilir mi? Bunu şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. X 1,5 ile 2 arasındaysa karesine bakacağız. Karesi ne ile neyin arasındadır? 2'nin karesi 4. 1,5'un karesi de 2,25. Nasıl yaptınız hocam? Biraz yılların tecrübesini kullandım tabii. 1,5'un karesi demek 1,5 ile 1,5'u çarpmak demektir. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar bunu? Ondalık sayılarda anlatmıştık. Virgüller yokmuş gibi çarpıyorduk. 15 ile 15, 225. Virgülün sağında 2 tane basamak olduğu için toplam virgülün sağına 2 basamak olacak şekilde yerleştiriyoruz. 2,25 oluyor. O zaman x kare 2,25 ile 4 arasında. Peki şıklardakiler ne oluyor? X oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkının karesi 2'dir. 2,25 ile 4 arasında mıdır? Hayır. B şıkkının karesi 3'tür. 2,25 ile 4 arasında mıdır? Evet. Dolayısıyla cevap 5. Şöyle bir uyarımız var. Her köklü ifade bir reel sayı belirtmez. Hatta biraz önce örnek vermiştim. Kare kök eksi 1 demiştim. Eksi 1 neyin karesi? Hiçbir şeyin karesi değil demiştim. Dolayısıyla reel sayı değildir demiştim. İleride göreceğiz bunları arkadaşlar. Karmaşık sayılar konusunda. Reel sayı olabilmesi için bir köklü ifadenin iki türlü bir durum var. Eğer derece tekse içerisi her şey olabilir. Eğer derece çiftse içerisi negatif olamaz. Sıfırdan büyük eşit olması gerekir. A bir gerçel sayı olduğuna göre x'in en geniş tanım aralığını bulalım. Madem bu bir gerçek sayı, bakınız derece 4, o zaman içerisinin olması lazım derece çift olduğunda sıfırdan büyük eşit olması lazım. İkinci ifademize gelelim. Onun derecesi de çift. O zaman içerisinin olması lazım değerli arkadaşlar? Yine sıfırdan büyük eşit olması lazım. Üçüncü ifadenin derecesi tek olduğu için bu her şey olabilir. Bunda sorun yok. Bakmamıza gerek yok. Evet, şimdi buradan x eksi 2 büyük eşit 0 demek x 2'den büyük eşit demektir. Burada da eksi x öbür tarafa atarsak 7'den küçük eşit demektir. O zaman x 2'den büyük eşit, 7'den de küçük eşitse basit eşitsizlikler konusunda bunları işlemiştik. Sizler de izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. 2'den büyük eşit sayılarla 7'den küçük eşit sayıların kesişimi 2 kapalı 7 kapalı aralık olmuş olur değerli üniversite hazırlık öğrencilerim. O zaman derece çiftse içerisinin olması gerekiyormuş. Sıfırdan büyük eşit olması gerekiyormuş. Hocam üçüncüye niye bakmadık? Üçüncü x her şey oluyordu. Dolayısıyla bizi engelleyen bir şey yoktu. Biz engelleyen şeyleri
bulduk ve kesişimlerini almış olduk. Buraya kadar nelerden bahsettik? Köklü ifade nedir? Ondan bahsettik. Kare kök 4 ne demekti? İçerik sayı neyin karesi demekti mesela. Derece çiftse içerisi negatif olamaz. Sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Derece tekse içerisi her şey olabilir. Bundan bahsettik arkadaşlar. Derece ile içerik sayının kuvveti aynıysa tek mi çift mi olduğuna bakıyoruz. Çiftse mutlak değer olarak çıkartıyoruz. Tekse aynen çıkartıyoruz. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi bir sayının işte bir köklü ifadeyi nasıl sadeleştirebiliriz? İçeriden dışarı nasıl çıkarabiliriz? Dışarıdan içeri nasıl alırız? Aslında kök bulma, kök alma burada başlıyor. Şu ana kadar temel bilgiler verdik. Arkadaşlar, içerideki bir sayı dışarı çıkarken kuvveti dereceye bölünür. Mesela A üzeri M dışarı çıkarken A'nın kuvveti N, dışarıdaki derece N, N'i N'e bölersiniz 1, A üzeri 1 olarak dışarı çıkmış olur, B içeride kalır. Bakın kök bir şey olmuyor, yani derece de değişmiyor. Dışarı çıkartırken kuvveti dereceye bölüyoruz da derece duruyor. O dereceyi kapı gibi düşünün. Köklü ifade bir yere kaybolmuyor, o da bir yere kaybolmuyor, kapı da bir yere kaybolmuyor. İçerideki dışarı çıkmış oluyor. Peki arkadaşlar, bu dediğim şey pozitif olanlar için. K negatifse o zaman zaten derecenin tek olması gerekiyor. Aynı mantıkla dışarıya çıkarabiliyoruz. Şimdi karekök 9. Bu sayfada gördüğünüz gibi hatta bir dahaki sayfada da kök bulmayı öğrettim. Karekök 9'u şöyle diyelim. Zaten biliyoruz bunu. 9 neyin karesi? 3'ün karesi diyerek 3 olarak yazabiliyorduk direkt. Fakat ben şöyle yapacağım. 9 üzeri 3'ün karesi yazacağım. Bu da karekökle kare gitti, 3 kaldı. Mutlak 3 yazmamıza gerek yok. Zaten pozitif olduğu için. Yok hocam ben ille yazacağım hocam diyenler de yazabilir ya. Problem yok. Karekök 12'ye girelim. 12 neyin karesi? Hiçbir şeyin hocam. Evet. İşte 12'yi peki nasıl sadeleştirebiliriz? Nasıl kök alırız? Şöyle yap. Pratik düşünmek isterseniz şöyle düşüneceksiniz. Çarpımları 12'yi veren iki sayı söyleyin bana. Fakat biri bir şeyin karesi olsun. Çarpımları 12'yi veren iki sayı, biri bir şeyin karesi. 4 ile 3. İşte bu 4 dışarı ne olarak çıkıyor? 2 olarak çıkıyor. 3 içeride kalıyor. Niye 4 dışarı 2 olarak çıkıyor? 4 2'nin karesidir. Kuvvet olan 2, derece olan 2'ye bölünür. 2 üzeri 1 olarak çıkar. Peki 18'e gelelim. Kaç kere kaç 18'dir? 3 kere 6 olmaz. Biri bir şeyin karesi olması lazım. 2 kere 9. O zaman 9 3'ün karesi olduğu için 3 olarak dışarı çıkmış oldu. 3 kök 2 olmuş oldu. Karekök 27 nedir peki hocam? 27 de 3 kere 9'dur. 9 3'ün karesidir. 3 olarak çıkar. Diğer 3 kalır. Bakın içeride kalanlar oluyor ama biz sadeleştirmiş oluyoruz. İyi de hocam sayılar büyüdükçe ne yapacağız? Yan tarafta sayılar büyümeye başladı. Yan tarafta büyümeye başladığı zaman çarpımı 48'i veren iki sayı söyleyeyim. Biri bir şeyin karesi olsun dediğim zaman hemen 4 ile 12 aklınıza geliyor. 4 2 olarak çıkarıyorsunuz fakat 12 sade hale gelmemiş oluyor. Aslında 16'ya 3'ü görmeniz gerekiyor. Peki hocam ya göremezsek o zaman klasik genel tekniğimiz şu. Kenara gidip 48'i kimse görmeden asal çarpanlarına ayıracaksınız. Neymiş 48'in asal çarpanlara ayrılmış hali? 2 üzeri 4 çarpı 3. Şimdi arkadaşlar asal çarpan ayırdı kimse görmesin dedik ya. Madem kimse görmesin biz de onları silelim. Peki arkadaşlar 2 üzeri 4 dışarı nasıl çıkacak? Nasıl çıkıyordu? Kuvvet dereceye bölünecek. 2 üzeri 4'ün kuvveti ne? 4. Kökün derecesi ne? 2. Nerede hocam? Görünmediği zaman 2. O zaman 4 2'ye bölündüğü zaman kuvvet 2 olarak. Kök bir yere kaybolmuyor. Derece bir yere kaybolmuyor. 2 üzeri 4 dışarı nasıl çıktı? 2 üzeri 2 olarak çıktı. Neden? 4'ü 2'ye böldük. Yani sonuç 4 kök 3 yazıyorsunuz. Karekök 72'yi nasıl bulacağız hocam? Yine 72'yi kenara gidip kimse görmeden asal çarpandan ayıracaksınız. Ben yılların tecrübesiyle ayırdım hemen size. Şimdi dışarı çıkaracağız. 3 üzeri 2 dışarı çıkabilir. Çünkü kuvvet 2, derece 2. 2 bölü 2'den 3 üzeri 1 olarak çıkar. Kuvveti dereceye bölüyoruz. 3'ün kuvveti olarak yazıyoruz yine. Ama hocam 3 bölünmüyor. O zaman arkadaşlar 2 üzeri 3'ü biz bölünecek şekilde 2 çarpı 2'nin karesi şeklinde yazarız. 2 üzeri 3'ü 2 çarpı 2'nin karesi şeklinde yazdık. Şurada devam edelim. 2'nin karesi dışarı 2 olarak çıkar. 3'ün karesi 3 olarak çıkar. Neden? Kuvveti dereceye bölüyoruz. 2 bölü 2'den 2 üzeri 1 olmuş oluyor. İçeride 2 kaldı. Zavallı. Cevap da 6 kök 2 olmuş oldu.
Bunu ne zaman yapıyoruz? 72'nin 36 çarpı 2 olduğunu göremedik. Peki arkadaşlar, karekök 128'e bakalım. 128'i de üstü sayılardan hatırlarsanız 200'leri 7'dir. Hadi dışarı çıkaralım. Kuvveti dereceye bölelim. Kuvvetimiz 7, derecemiz 2. 7 2'ye bölünmüyor. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? 200'leri 7'yi 2'ye bölünecek şekilde 200'leri 6 çarpı 2 diye ayıracağız. 200'leri 6 dışarı nasıl çıkacak? 6 bölü 2'den 203 olarak çıkacak. Kuvveti dereceye bölüp yine kuvvete yazıyoruz. 8 kök 2 olmuş oluyor. Dereceler 2 değil de daha farklı olursa. Hemen bunları da anlatalım. Küp kök 8 basittir çünkü 8 2'nin küpüdür. Direkt 2 olarak çıkar. Ama 16 bir şeyin küpü değildir. O zaman 16'yı 200'leri 4 olarak yazarsınız. Derece 3 olduğu için dereceye bölünecek şekilde 200'leri 3 çarpı 200'leri 1 diye ayırırsınız. 200'leri 3'ü de dışarıya 3 bölü 3'ten 200'leri 1 olarak çıkarmış olursunuz. Yani 2 çarpı küp kök 2 olmuş olur. Küp kök 128 nasıl yapacağız? 200'leri 7 yapacağız yine. 200'leri 7'yi 200'leri 6 çarpı 2 diye ayıracağız. 200'leri 6 dışarı ne olarak çıkacak? 200'leri 2 olarak. Neden hocam? 6 bölü 3 2 olduğu için küp kök 2 kaldı. 4 küp kök 2 olmuş oldu. Gelelim 32'ye. 200'leri 5'tir. 5 4'e bölünmez. Bölünecek şekilde ayırırsınız. 200'leri 4 de dışarıya 2 olarak çıkar. 4 bölü 4 1 olduğu için 200'leri 1 olarak çıkmış olur yani. Son olarak da 64 200'leri 6'dır. Hani 32 olsa 200'leri 5 olsa direkt 2 olarak çıkacak. Bunu da değerli arkadaşlar 200'leri 5 çarpı 2 diye ayırırız. 200'leri 5'i dışarıya 2 olarak atmış oluruz. İlk sayfamızda anlatmıştık arkadaşlar. Köklü ifadeyi üstlü ifadeye çevirme şeklinde söylemiştim. İleride anlatacağım söylemiştim. Köklü bir ifade üstlü ifadeye nasıl çevriliyor? X üzeri diyoruz, kuvvet bölü derece demiş oluyoruz arkadaşlar. Köklü ifadelerde derecelerinin değiştirilmesi, yani derece ile içerideki sayı kuvveti genişletip sadeleştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani n'inci dereceden olacak burası, şurayı çizelim şöyle. N'inci derece x üzeri m gördüğümüzde ben derece ile kuvveti k gibi bir sayıyla çarpabilirim. Ya da derece ile kuvveti k'ya bölebilirim. Yani dereceyle kuvvet sadeleştirilebilir, genişletilebiliyor. Bakınız burada 5. dereceden 6 üzeri 3, 2 ile genişletilmiş. 10. dereceden 6 üzeri 6 olmuş. Buradaki dereceyle kuvvet 3 ile sadeleştirilmiş. Böyle olmuş. Bakınız bu da karekök 3 üzeri 6 oluyor. 3 üzeri 6 dışarı nasıl çıkıyor? Kuvvet dereceye bölünerek 3 üzeri 3 olarak çıkabiliyor. Köklü sayılarda sıralama yapmak için işte arkadaşlar, dereceleri eşitlememiz gerekiyor. Dereceler eşit değilse de genişletilerek eşitlenir değerli arkadaşlar. Bakınız burada bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Dereceler eşit mi? Hayır. Bunun derecesi 2, y'ninki 3, z'ninki 4. Ne yapacağız hocam? Şunu yapacağız arkadaşlar. 2, 3, 4 nerede eşitlenir? Paydeşler gibi düşünün. 12'de eşitlenir. O zaman içerideki sayıların kuvvetleri 1 gördüğünüz gibi. Hemen renk değiştirelim. Birinci köklü ifadeyi 12. dereceden 2 üzeri 6 olur. X. Y'ye bakalım. Bunu da 12 yapmak için 4 ile genişletmemiz gerekiyor. 12. dereceden 3 üzeri 4 olur. Buraya gelelim. 3 ile genişletmemiz gerekiyor. 12. dereceden 5 üzeri 3 olur. Bakınız dereceler eşit. Bunun içindeki sayı 2 üzeri 6 64. Bunun içindeki sayı 3 üzeri 4 81. Bunun içindeki sayı 5 üzeri 3 125. Dolayısıyla dereceler eşitse içlerine göre sıralayacağımıza göre 64 küçük 81 küçük 125 olduğu için x küçük y küçük z olmuş olur değerli arkadaşlar. İç içe köklerimizi de anlatıp değerli arkadaşlar bu birinci videomuzu bitirelim. İç içe kökler girdiği zaman şurada gördüğünüzde dereceleri ne yapılır? Çarpılır. Bakınız burada görünmeyen derece 2, dolayısıyla 3 kere 2 6, 6. dereceden kök 7 olmuş oluyor. Yani dereceler çarpılıyor iç içe kökler olduğu zaman. ÖSYM sorumuz, dereceleri çarpacağız ama şu anda arada problemler var. Bu problemleri ne yapmamız gerekiyor? Önce halletmemiz gerekiyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şurada tekrar yazayım.
daha rahat görmeniz açısından her şeyi sizin için daha iyi anlayasınız diye. Arkadaşlar ben önce şu aradaki boşlukları, aradaki sayı içeri atmam gerekiyor. Yani şu ikiyi içeri atacağım önce. Bu iki kökün içine nasıl girer? Bakınız buradaki derece 2. Derecenin hepsi 2. 2'nin kuvveti 1. İçeriden dışarı nasıl çıkıyordu bir köklü ifade? Kuvvet dereceye bölünerek çıkıyordu. Peki dışarıdan içeri nasıl girer? Kuvvet dereceyle çarpılarak girer. Yani 2 üzeri 1 içeri nasıl girer? Şu kuvvet olan 1 ile derece olan 2'yi çarpıp 2 üzeri 2 olarak. Şurası ne oldu? 2 üzeri 3 oldu. Peki bu 2 üzeri 3 içeri nasıl girer? 2 üzeri 3'ün kuvveti 3. Burada kökün derecesi 2. 2 üzeri 6 olarak girer. Tekrar ediyorum. İçeriden dışarı çıkarken kuvvet dereceye bölünüyor. Kapı duruyor yerinde. Oda da duruyor. Dışarıdan içeri girerken kuvvet dereceyle çarpılıyor. 2 üzeri 3 içeri girerken kuvveti olan 3 ile derece olan 2 çarpıldı. Peki içeride ne oldu şimdi arkadaşlar? 2 üzeri 7 oldu. Ama dışarıdaki kapılar duruyor bakın. Kapılar bir yere gitmez. Biz 2'leri içeri ata ata gittik ama şuraları boşaltmak için yaptık bu işlemi. Oraları da boşaltmış olduk. Şimdi iç içe kökler girmiş oldu. Dereceler çarpılacak. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. dereceden 2 üzeri 7 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Yukarıda uzun kenarı x santimetre ve kısa kenarı y santimetre olan yan tarafta dikdörtgenin köşegen uzunluğu kök 5 santimetre. Bu dikdörtgenlerden altısıyla aşağıdaki iki şekil yapılıyor. Görüyorsunuz şekli. İki şekil arasındaki boy farkı 1 santimetre olduğuna göre bir dikdörtgen alanı kaç santimetre karedir? Değerli arkadaşlar verilen bilgileri şöyle bir değerlendirelim. Biraz geometri gerekiyor burada. Pisagor'u hatırlatacağız. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Kök 5'in karesi 5'tir. Bu bilgi cepte. Başka ne vermiş bize? İki şekil arasındaki boy farkı 1 diyor. Birinci şeklin boyu x artı 2y. İkinci şeklin boyu nedir? 2x artı y. Arkadaşlar boy farkı 1 ise yani x artı 2y'ye 1 eklenince şurada yazalım onu. 2x artı y yapıyor demektir. X'i sağ tarafa atalım. 2y'yi de sağ tarafa atalım. X eksi y'yi de 1 bul. Peki bana ne soruyor? Bu dikdörtgenin alanını. Yani onu da şuraya yazalım. Bana sorulan soru x çarpı y. Arkadaşlar biz bunu çarpanlar ayırma konusunda tam kat ifadelerde anlatacağız ama burada yeri gelmişken de geçmiş bilgilerinizi kullanarak bir kare açılımı yapacağım. Bu soruyu şöyle çözeceğim. Her iki tarafın karesini alarak çözeceğim. Kural şuydu. Hatırlamayanlar çarpanlar ayırma konumuz yaklaştı zaten. Oradaki öğrenecekler. Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi eşittir 1. Şimdi x kare ile y karenin toplamını biliyoruz yukarıdan 5. 5 eksi 2 xy eşittir 1. 1'i sol tarafa atarsak 4 eşittir 2 xy çıkar. Her tarafı 2'ye bölersek de xy eşit 2 çıkar. Bana da zaten x çarpı y'yi soruyordu. Ben de zaten x çarpı y'yi buldum. Kıymetli öğrencilerim, üniversite hazırlık öğrencilerim, kök ifadeler konusunu iki videoda anlatmak istedik. Birinci videomuzu bitirmiş olduk. Biraz uzun gelmiş olabilir. Durdurun, dinlenerek tekrar edin. Burada sonuç itibariyle video elinizde durdurabilirsiniz. Tekrar çözebilirsiniz. Ve ikinci videomuzda görüşmek üzere diyorum. İkinci videomuzda ne anlatacağız? Çarpma, bölme, denklem, biraz daha böyle paydayı kökten kurtarma, değişik özellikler onları da anlatacağız. Şöyle düşünmeyin, hep yeni nesil sorular çözeceğiz diye düşünmeyin. Köklü ifadeler temel bir konudur. Başka konular içerisinde de farklı şekilde de çıkabilir. Yeni nesil sorulardan da çözmüş olduk. Konuyu da öğretici sorulardan çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın.